Misafirden sonra gelen... Abi sen misafir değilsin. Hafta sonu ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret etti. AK Parti iktidarı ile esnafın sorunlarının büyük oranda çözüme ulaştığını belirten Mustafa Şahin, her zaman esnafın yanında yer almaya devam edeceğiz dedi. Tabii yer yer insanlarımızın özellikle iş ve işlemlerinden kaynaklanan ticari sıkıntılarının kendi ödemelerine yansımasıyla beraber kredilerinde, bireysel bir takım ödemelerinde, çeklerde, buna benzer devletle ilgili olan, bankalara olan borçlarında, kredi kartlarında velhasıl bir takım gecikmeler oluyor. Gecikmeler olunca tabii devlet bir kurallar manzumesinin inşa edildiği, ifa edildiği bir yapı. Bu yapı elbette ki üzerine düşeni ne yapıyor? Yeri geldiğinde bazen esneklik gösterir ama bazen de belli bir limit kullandıktan sonra elbette ki ya takibe düşüyor vesaire. Bu konuda da ben esnaflarımızın özellikle sahada bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını hep ifade ediyorlardı. Malatya'mızda, Elazığ'ımız başta olmak üzere bunlar cazibe merkezi iller içerisinde, onlara bağlı iller de Adıyaman, Bingöl ve Bingöl ve Tunceli olmak üzere bunları da inşallah güçlü bir şekilde yapılandırmaya çalışıyoruz. Kriz dönemlerinde Batı'nın, Avrupa'nın veya işte diğer ülkelerin yaşamış oldukları kaosların ülkemizde yaşamamasının bir tek yegane sebebi de gerçekten esnafımızın bu konudaki devletine olan bağlılığı ve kesinlikle böyle bir günlerde birlik ve beraberliği olan duydukları ihtiyacın hasıl olmasıyla beraber birlik ve beraberlik içerisinde devlete hangi konuda destek oluruz diye işte yeri gelir dolar krize sebep olur. Bir bakıyorsunuz insanlarımızın tamamı gidip dolarlarını yastık altındaki birikimlerini Türk lirasına çevirerek veya 15 Temmuz darbesi süreci içerisinde yine o gün oluşturulmaya çalışılan sıkıntılarda 8-9 milyar liralık bir dövizin tekrar ekonomiye kazandırıldığını biliyoruz. Şahin son zamanlarda artan terör olayları ile ilgili de açıklama yaptı. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek diyerek teröre lanet yağdırdı. Yani biz şu içinde bulunmuş olduğumuz süre içerisinde gerçekten ülkemizi karıştırmaya çalışan bir takım süper güçler diyebileceğimiz emperyalist güçlerin özellikle bu ülkenin de Orta Doğu bataklığına benzer bir çizgiye çekilmesi için ellerinden gelen gayretleri gösteriyorlar. Ama şunu başaramadılar kesinlikle. Burası ne bir Libya'ya benziyor, ne Mısır'a benziyor, ne Suriye'ye benziyor, ne Irak'a benziyor. Türkiye'nin kendinde bir şahsına münhasır devlet olarak özellikle toplumsal bir birlikteliğe ne kadar ihtiyacımızın olduğunu tarihin böyle köklü bir gelenekleri içerisinde yetişen insanlarımız gerçekten Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Zengiliyle, Fakiriyle yeri geldiğinde yek vücudu olmaya, tek bilek, tek yürek olmaya ne kadar ihtiyacımızın var olduğunu da zaten gösteriyorlar. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin de ülkemizin ateş çemberi içinde olmasına rağmen hükümetimiz esnafı hiçbir zaman zor durumda bırakmadı dedi. Özellikle arkadaşlar bu son yılın içerisinde bu hükümetin veyahut da etrafımızdaki ateş çemberi içerisinde ama hükümetimizin esnaf ve sanatkar kesimini beklentilerini aşağı yukarı hepsini inan edin bakın her şeyi yerli yerince yerine getirdi. Ben bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımız, Milletvekili Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Milletvekiline bahsetti. Bir sicil affı bizim için çok önemli. 15 senedini ödemişsin, bir senet kalmış, işin kötüye gitmiş. Onu hemen seni kara listeye alırlardı. Ve iki kere sicil affı çıktı ama pek başarılı olamadı. Ama bu sefer Sayın Başbakanımız, Bakanımız, Milletvekillerimiz, Cumhurbaşkanımız üstte çok duruyor. Bunu rahat da yapacak. Bizim yıllarca milletvekiline söylediğimiz bir KOSGEB eliyle 3 yıl vadeli 1 yıl ödemesiz, faizsiz bir krediydi. Hamdolsun o da geçti. Özellikle ÖTV araç bir araç dedik, ömür tüketen vergi dedik. Onu da başardı hükümetimiz. Ben zordan fotoğraf çektim.